Merhaba Soner. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün ne inceliyoruz? Bugün Godox AKR1 kit inceliyoruz. Nedir bu AKR1? AKR1 eğer bir AD200, H200R kafa kullanıyorsan ya da bir V1 flash kullanıyorsan bunlar için ışık şekillendirici. Neler var kutunun içinde? Kutunun içinde şunlar var. Arkadaşım kutuyu açar mısın lütfen? Tabii. Kutu içerisinden bizi bir çanta karşılıyor. Bunu... Çantayı açtığımızda şöyle bir blok bizi karşılıyor. Şöyle bir parça karşılıyor. Bir adet otel terliği bizi karşılıyor. Ve renk filtreleri kutu içerisinden çıkıyor. Bunu buraya koyalım. Şimdi AKR1'in en güzel özelliklerinden bir tanesi hepsinin mıknatıslı bir yapısının olması. Yani bütün filtreler birbirine mıknatıslı halde geliyorlar. Böyle olunca da hem taşıması hem kullanması hem de aksesuarları flaş üzerine takması, flaş üzerinden çıkartması ya da değiştirmesi bizim için inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Yani çekim sırasında bir anda bir şekillendiriciden diğer şekillendiriciye çok rahat bir şekilde geçebiliyoruz. Setin içerisinde neler var? İlk başta ışık şekillendiricilerini anlatırken de görmüşsündür. Benim en sevdiğim aksesuarlardan bir tanesi şu barnorlardır. Işıkları istediğimiz gibi daraltıp ya da istediğimiz gibi geniş alana ya da işte daha lokal noktalara ışığı vermemizi sağlıyor. Bu benim en sevdiğim ışık şekillendiricilerinden bir tanesidir. Eğer bir H200R kafayla AD200 kullanıyorsak bunu direkt mıknatıslı bir şekilde önüne götürebiliriz. Ya da bir V1 flash kullanıyorsak yine bunu sadece önüne götürerek dilediğimiz gibi ışığımızı şekillendirebiliriz. Bu anlamda hem çok pratik hem de çok hızlı bir ışık şekillendiricisine sahip olmuş oluyoruz. Barnum'un haricinde bir adet petek çıkıyor. Bu petek bir diğer adıyla grid. Yine bizim aslında ışık şekillendiricilerinde en çok tercih ettiğimiz şekillendiricilerinden bir tanesi. Işığın daha böyle homojen olarak dağılmasını değil, daha lokal olarak ya da daha doğrusal olarak gitmesini sağlıyor. Bu da bizim için istediğimiz noktayı daha fazla aydınlatıp istemediğimiz yerlerin aydınlanmasının önüne geçiyoruz. Yine ışık şekillendirirken bizim en çok tercih ettiğimiz aksesuarlardan bir tanesidir. Yine bu da alıp flaşımızın önüne koyup dilediğimiz gibi çıkartabiliriz. İkinci aksesuarımız da bu. Üçüncüsü bir diffuser. Bu ışığımızın daha fazla dağılmasını, daha fazla etrafa yayılmasını sağlıyor. Zaten eğer bir V1 kullanıyorsak ya da AD200'de H200R kafayı eğer kullanıyorsak bunlar zaten çok lokal değil, daha homojen olarak dağılım yapan flaş kafaları. Ama bununla bu etkiyi daha da fazla arttırabiliriz. Yani bunu flaşımızın önüne koyarak bu etkiyi daha da fazla arttırıp ışığı biraz daha yayıp daha böyle yumuşak bir ışık elde edebiliriz. Bu da bunun için kullandığımız bir kafa. Bir diğeri de yarım daire şeklindeki ışık şekillendiricilerimiz. Bununla da sadece karşıyı değil, bulunduğu ortamı tamamen aydınlatabildiğimiz bir aslında diffuser diyebiliriz buna da. Yani ışığın tamamen odaya dağılmasını, kapalı bir alandaysak odaya dağılmasını, bir topluluk fotoğrafı, bir grup fotoğrafı, bir eğlence anında bir fotoğraf, festival fotoğrafları çekiyorsak da bulunduğumuz ortamı çok daha soft bir şekilde aydınlatıp sadece belli bir noktayı değil, alanı komple aydınlatmaya yarıyor. Yine düğün belgeseli fotoğrafçılarının en çok tercih ettiği ışık şekillendiricilerimiz bir tanesidir. Bu yani bu bütün dünyada da bu işi yapan belgesel fotoğrafçı yani düğün belgeseli ya da festival belgesel fotoğrafları çekenlerin en çok tercih ettiği ışık kafalarından bir tanesidir bu. Çünkü düğün fotoğrafçıları için söyleyeyim bunu. Gelin ve damat karşıda, etrafında misafirler, hepsinin oynadığını ya da dans ettiğini hayal edelim. Çiftimizi karşıya alıp biz ışığımızı onlara doğru çevirip çektiğimizde hem merkezdeki karşı taraftaki çok rahat bir şekilde aydınlamış olacak hem de içinde bulunduğu ortamında yine lokal değil de daha homojen bir şekilde aydınlanmış olmasını sağlayacaktır. Yine bu tür topluluk fotoğrafları, eğlence fotoğrafları, festival fotoğrafları tarzı fotoğraflar çekenler için de hem taşıması kolay boyutundan dolayı hem de verdiği etki gerçekten çok çok güzel bir ışık şekillendirici. Şöyle bir otel terliğimiz var. Bu bizim sektirme aracımız. Şöyle bir parçayla beraber geliyor. Bunu içerisine takıyoruz ve şöyle bir hal oluyor. Biz bazen kapalı mekanlarda fotoğraf çekerken ışığı direkt doğrusal olarak değil tavandan sektirir ya da duvardan sektiririz. Bu da bize bu işi yapmamızı sağlıyor. Bir V1 flaşım var. Bunu takıyorum. Hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. Ya bunun önüne hani dedim ya ışığı biraz daha fazla dağıtıyoruz diye. Bunun önüne ya da arkasına da diffuser'ı takıp bunu daha sonra flaşımıza takıp ışığın hem etrafa daha fazla dağılmasını hem de benim pozlamama hiç etkisi olmayacak arka tarafa da ışığın kaçmasını engellemiş oluyorum. Bu sayede patlayan ışık geriye kaçmak istediğinde bu sektirme aracı sayesinde bu ışık da benim konumun içine girecektir. Benim çekmek istediğim tarafa doğru yönelecektir. Yine hem kullanmak istediğim ışığı çok daha verimli bir şekilde kullanmış olacağım hem de istediğim bir etkiyle çekmiş olacağım. Aksi takdirde böyle bir şeyim olmazsa
Ben bir fotoğrafı çekerken flaşı yukarıya doğru patlattığımda ışık karşıya gittiği kadar geriye de gidecektir. Bu da benim ışığımın aşağı yukarı 4'te 1'ini boşa gitmesini sağlayacaktır. Bu olmasın diye yine böyle bir sektirme araçını ya da otel terliğini kullanıyoruz. Onun haricinde içerisinden bir adet snot çıkıyor. Bu snot da plastik bir yapıya sahip. Hem taşıması toplaması kolay hem de çok fazla yer kaplamıyor. Bununla da ışığımızı sadece istediğimiz belli bir noktaya lokal olarak çok rahat bir şekilde vurabiliyoruz. Yani bir topluluk içinde tek bir kişinin fotoğrafını çekeceksin. İşte yine bu set bence bir düğün fotoğrafçıları için gerçekten bulunması gereken, yani çantalarında bulunması gereken bir ışık sistemi. Topluluk içinde bir dans ediliyor. Siz sadece gelini ve damadı burada daha fazla aydınlatmak istiyorsunuz. Böyle bir flaşla şu ortamı çok fazla aydınlatacaksınızdır. Zaten buna benzer fotoğrafları çekmiş artık daha çok gelini ve damadı sadece etraftan soyutlayarak çekmek istiyorsanız bu ışık şekillendirici, yani snoot sayesinde de lokal olarak bir noktayı aydınlatıp kalabalığın içinde sadece gelini ya da damadı ya da çift olarak ikisini çok rahat bir şekilde aydınlatabilirsiniz. Bu anlamda da kesinlikle kullanılacak ve tercih edilecek bir ışık aksesuarlarından bir tanesidir. Yani benim zaten favori olarak kullandığım 3 tane ışık şekillendiricisi Barndor, Grid ve Snot'lardır. Yani bunlar benim çantamda ya da işte stüdyo ortamında çekim yaparken bu kurduğumuz ışık setupları arasında olmazsa olmazlardandır. Bu anlamda bu setin içinde de hem böyle çok küçük hem pratik hem taşıması kolay bir şekilde olması bence çok büyük bir rahatlık, çok büyük bir kolaylık bizim için. Bunların haricinde de son olarak şöyle bir renk filtreleri çıkıyor. İçerisinde beyazdan sıcak tonlara doğru farklı farklı renk filtreleri ve bir adet de yeşil renk filtresi var. Bunlarla fotoğraf çektiğimiz ortamın renk sıcaklığını biraz daha arttırabiliriz, daha yükseltebiliriz. Şöyle içerisi boş bir daire var. Bunu renk filtremizi bunun içine getiriyoruz ve az bir şekilde yana doğru çeviriyoruz ve filtremizi kilitlemiş oluyoruz. Bununla da istediğimiz farklı renk sıcaklıklarına göre renk filtrelerini ya da biraz daha portre fotoğrafları çekmeyi seviyorsanız da yine tercih edilecek küçük bir stüdyo ortamı, taşınabilir bir stüdyo ortamı kurmak istediğinizde farklı renklerle, farklı etkilerle bir fotoğraf çekmek istiyorsanız da yeşil renk filtresini de çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu sayede de çok daha renkli, daha sıcak tonların olduğu ya da biraz daha soğuk tonların olduğu fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu anlamda bir portre fotoğrafı çekerken ya da benim dediğim gibi daha fazla böyle düğün belgeseli, festival fotoğrafları vesaireler çekiyorsanız çok fazla ışık sistemleri taşıyamadan daha böyle taşınabilir ışık sistemleri kullanıp ışığınızı şekillendirmek istiyorsanız kesinlikle ilk tercih edilecek, ilk akla gelecek ışık şekillendirici setlerinden bir tanesidir bu. Yani hem fiyat anlamında çok ulaşılabilir bir kit hem taşıma anlamında çok fazla yer kaplamayacaktır. Bu anlamda benim böyle hani olmazsa olmaz dediğim şekillendiricilerinden, şekillendirici kitlerinden bir tanesidir bu da. O zaman bu inceleme için de sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Görüşmek üzere.